Balat'taki Kadın Eserleri Kütüphanesi kadınlarla ilgili her türlü belgeyi topluyor ve arşivliyor. Kütüphanenin amacı kadına dair her şeyin hafızasını oluşturmak. Şimdi bu belgelerin sayısı ne kadar artarsa kadınlara yönelik ön yargıların kırılması da o kadar kolaylaşıyor. Dolayısıyla kadınların kadın sorunu diye evrensel bir sorun olarak tanımladığımız kadın sorununun aşılmasına da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Kütüphaneye ulaşan belgeler, eşyalar birinci elden. Kütüphanenin varlığı ile bazı belgeler sahiplerinden sonra ilk kez gün ışığına çıkıyor. Hiç kimsenin daha eline değmemiş belgeleri, hani incelemek, onları tanımlamak, dijitalleştirmek, yani tarihin bir parçası olmak gibi hissettiriyor. O yüzden çok çok önemli. Gönüllülerin destek ve katkısıyla bugünlere gelen Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne emek veren her kadın kendi tarihini de buluyor. Ben bir kadın olarak bu görece özgürlüğümü benden önceki kadınlara borçluyum. Onların mücadelelerine, onların gönüllü çalışmalarına. Demek ki böyle bir miras devralmışız biz kadınlar olarak. O halde gelecek kuşaklara da bizim bu konuda bir sorumluluğumuz var. Farklı yaş ve meslekten gönüllünün çalıştığı kütüphane için en uygun gönüllüler emekliler. Bir kere insan kaynağı açığına bir destek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü belli kaynaklarla, sadece maddi değil, insan kaynağı olarak da belli kaynaklarla çalışan kurumlarımız var. Zamanı müsait olan ve böyle çalışmak isteyen insanların bu noktalarda destek vermesi bence çok önemli. Gönüllüler sözlü tarih çalışmalarından gazete küpürlerinin derlenmesine, kadın yazarlarla ilgili belgelerin arşivlenmesine kadar pek çok şey yapıyor. Gönüllüler çalışma gün ve saatlerini kendi belirliyor. Gönüllü olmak için kütüphanede bulunmak bile gerekmiyor. Posta ile kütüphaneye bir belge göndermek bile gönüllülüğün bir parçası. Burası bambaşka bir yer. Burada hakikaten o gönül bağını kurduğunuzda Türkiye'nin neresine giderseniz gidin o gönül bağı devam ediyor. Kütüphane gönüllüler için aynı zamanda kadınların yaşadıkları zorluklara karşı yapıcı bir duruşu simgeliyor. Yani bakıyoruz kadınlara yapılan haksızlıklara. Değil mi? Kadın cinayetleri. Artık gizlenecek tarafı kalmadı. Bütün dünyada kadınlara yönelik haksızlık var. Onlara bakıp öfkelenmek, duyarlı erkekler de öfkeleniyorlar. Sadece kadınlar değil. Bunlara böyle öfkelenip o öfkeyi bir somuta çevirmek. Ne yapmak? Yani kadınların hayrına yapılan işlerde çalışmak hem o öfkeyi dindirir hem de somut bir katkısı olur kadınların haksızlıklarının giderilmesi konusunda.